Değerli basın mensupları, değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Denizli Milletvekilimiz ve altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Parti Meclisiyemiz, Balıkesir Milletvekilimiz, Uşak Koordinatörümüz, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, konuşmamı iki bölümde sunmak istiyorum. Birinci bölüm göreve geldiğimizden bu yana yaptıklarımız, ikinci bölüm Uşak'ın genel anlamda verileri ve yapacaklarımızla ilgili bir istatistiksel sunumdan ibaret olacak. Geçen yıl yaptığımız danışma kuruluna kadar olan sunumumuzu bugün tekrarlamayacağım. Ekim 2021 yılından bu yana yaptıklarımızı ana başlıklarıyla sizlerle paylaşacağım. Ekim 2021'de yaptıklarımız, Seven Diller Derneği'nin Slandos Kitap Kahve açılış dükkan bir şekilde açılışına katıldık. Seven Diller Uşak'ta 24 bin nüfusa sahip bir kitle. 18 bine yakın seçmeni mevcut. Bu değeri unutmamamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle valiliğin düzenlediği çelenk sunumu tebrikat törenine katıldık. Kendi çelenkimizi sunduk. Kasım ayında Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü tüm yurtta eş zamanlı olarak asgari ücrete yapılan zamları protesto için il başkanlığımızda üyelerimizle birlikte basın açıklama yaptık. Uşak il ilçe örgütleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katılım sağlayıp genel başkanımızla görüştük. Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdik. 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anma etkinlikleri kapsamında resmi çelenk sunumu sonrası Atatürk Kültür Merkezi'nde resmi programa dahil olduk. Eğitim senin, eğitim işin, geçinemiyoruz başlıklı basın açıklamalarına tam katılım sağladık. Aralık ayında Ankara'da il başkanları toplantısına katıldık. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü basın açıklaması sonrası İsmet Paşa Caddesi'nde Benim Hakkım broşürlerini tüm örgütümüzle dağıttık. İl yönetimimiz, merkez ilçe başkanımız, il kadın kollarımız ve merkez ilçe yöneticileriyle birlikte Ulubey'de ilçe danışma kurulu, Banaz'da ilçe danışma kurulunu gerçekleştirdik. Her ikisine de sayın milletvekilimiz dahil oldu. İl başkanlığımızda, ilçe başkanlığımızda milletvekilimiz, il kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte Türkiye gündemini değerlendiren geniş bir toplantı gerçekleştirdik. Ocak 2022'de yılın ilk saatlerinde mesaisi olmayan mesleklerin tamamını ziyaret ettik. Uşak'ta bulunan bütün karakolları, jandarma ekiplerini, ambulans noktalarını ve özel hastanede dahil olmak üzere hepsinde çalışanları ziyaret ettik, karanfil sunduk. Şubat 2022'de tüm Türkiye'de eş zamanlı yine elektrik zamlarını birlikte protesto ettik. Güne köyümüzü ziyaret ettik. Banaz ilçemizde saha çalışması gerçekleştirdik. Ulubey'de ilçe saha çalışmasını yaptık ve en büyük mahallemiz olan Algan'da örgütümüzle bir araya geldik. Sivas ilçesi saha çalışmasını yapıp esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Gençlik kollarımızın İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlediği Zam Duvarı programını iki gün üst üste devam ettirdik ve çok güzel tepkiler aldık. Mart 2022'de yöneticilerimizle birlikte Uşak Tabip Odası'nı ziyaret ettik. Hekimlere yönelik şiddet ve iş bırakmaları ile ilgili desteklerimizi anlattık. 14 Mart'ta Tabip Odası'nın yöneticisi olarak çelenk sunma törenini partimiz adına gerçekleştirdik. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlamaları sırasında şehitlerimizin ruhuna tavuk pilav etkinliği gerçekleştirdik. Antalya'da ilçe başkanlarımız ve tüm örgütümüzle birlikte büyük buluşmaya katıldık. Conburt köyüne yapılması planlanan maden arama bilgilendirme toplantısına dur demek için halkımızla bir araya geldik ve mahkeme sürecini takip ettik. Nisan 2021'de valiliğin düzenlediği ağaç dikme etkinliğine katılarak fidanlarımızı toprakla buluşturduk. OSB'nin 21. olağan kongresine katıldık ve tek katılım sağlayan parti olarak yine biz vardık orada. 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde Uşak'ta bulunan 3 tane otizm derneğiyle birlikte Tritoğlu Parkı'nda etkinliğimizi gerçekleştirdik. Uşak Valiliği'nin düzenlediği şehit ve gazilerin ruhuna yaptırdıkları iftar yemeğine katıldık. Oda ziyaretlerimizi periyodik bir şekilde vekilimiz, ilçe başkanımız, kadın kollarımızla birlikte sürekli devam ettik. İl Emniyet Müdürümüzü makamında ziyaret ettik. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunup Uşak'la ilgili bilgiler aldık.
23 Nisan'da çelenk sunma törenimizi takiben etkinliklerimize devam ettik. Üniversite öğrencilerimize Ramazan ayı boyunca belli periyotlarda iftar yemeği verdik. Her gün fakir bir aileye, ihtiyaç sahibi bir aileye bizler karşılayarak iftarı evlerinde birlikte yapmaya gittik. Bu süreci takip eden kadın kolları MYK üyelerini bir iki etkinliğe birlikte iştirak ettirdik. Mayıs 2022 Ramazan bayramı dolayısıyla protokol ve tüm ilçe ve beldelerimizi gezerek bayramlaşmalarımızı tamamladık. 1 Mayıs'ta alanlardaydık her zamanki gibi. Uşak Valisi'nin düzenlediği bayramlaşma programı sonrası sivil toplum kuruluşları başkanları ve siyasi partilerin katıldığı protokolde, kıymetli protokolle bayramlaşıp ilçemize devam ettik. Banaz, Conburt, Yukarı Karacahisar, Küçükler, Çamsu köylerimizin düzenlemiş olduğu Hıdır Elles Şenliği'ne katıldık. Gençlik kollarımızın düzenlediği 19 Mayıs pikniğine katıldık. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 19 Mayıs etkinliğine ek olarak bizler de çelengemizi sunduk. Sivaslı ilçe başkanımız ve Sivaslı belediye başkanımızın 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı nedeniyle düzenlemiş oldukları Fener Alayı'na Sivaslı'da katıldık. Milletin Sesi mitingine 4 otobüste katılımı sağladık. Haziran 2022 Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeni seçilen sivil toplum kuruluşlarına gönderilen kendi imzasıyla olan mektupları bir bir dağıttık. Genel merkezimizin görevlendirmesiyle İzmir Milletvekilimiz Sayın Atilla Sertel ve Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalın'la birlikte basın açıklaması, STK ziyaretleri ve Muharrem Şahköy'de domates üreticilerinin sorunlarını ulusal basına taşıdık. Değerli arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı açılan davada savcı fesih kararının iptalini talep etti ve kadın kollarımız Ankara'da yapılan mahkemeye katılım sağladı. Öbek eğitim çalışmalarını Banaz'da, Ulubey'de birazdan bunların rakamlarını da sizlerle paylaşacağım, devam ettik. Ortaköy, Üzeyir Yaylası Yörük Şenliği'ne katıldık. Temmuz ayı, Yaşamak broşürlerine dağıtmaya devam ettik. Hunharca öldürülen Doktor Ekrem Karakaya ve sağlıkta son şiddete son amacıyla yapılan protestoya aktif katılım sağladık. İl örgütümüzde Kurban Bayramı'nı tüm örgütümüzde kutladık. Aramıza katılan her ay her gün neredeyse yeni üyelerimize rozetlerini taktık. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret edip Uşak'ın faaliyet raporunu kendilerine sunup Uşak'la ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Danimarka Birliği'nin Halkla İlişkiler Başkanı partimizi ziyaret ettiler. Aramıza yeni katılan üyelerimize rozet takmaya devam ettik. Büro İş Sendikası Genel Başkanı partimizi ziyaret ettiler. Milletin Sesi mitingi için Balıkesir'deydik. Sayın Ahmet Atın başkanımız da oradaydı. Birlikte etkinliğe katıldık. İl başkanlığımızı ziyaret ettik. Uşak Nakliyeciler ve Motor Taşıyıcıları Kooperatifini ziyaret ettik. Veteriner Hekimler Birliği Başkanı'nı ziyaret ettik. KYK borçlarının geri ödemesiyle ilgili gençlik kollarının birlikte tüm ülkede eş zamanlı yapılan protestomuzu üniversitenin KYK kampüsünün önünde birlikte gerçekleştirdik. Salı pazarı ziyareti gerçekleştirdik. Ağustos 2022'de Uşak merkezde olan bütün pazarları periyodik bir şekilde sayın vekilimiz ve yöneticilerimizle birlikte Perşembe pazarı, Cuma pazarı, Cumartesi pazarı, Şekerevleri pazarı, Fatih Mahallesi pazarını kadın kollarımız, gençlik kollarımızın da katılımıyla geniş bir şekilde örgütümüzle birlikte çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birliği Başkanı Nadir Köklü il binamızı ziyaret ettiler. Uşak Cemevi'nde Muharrem Ayı vesilesiyle verilen oruç açma lokmasına katıldık. 1 Eylül Sanayi Sitesi esnafıyla birlikte kahvaltıda bir araya gelip sorunlarını dinleyip bunları rapor halinde vekilimiz Ankara'ya iletti. Banaz Kızılca Söğüt Belde'mizde belde binamızda asılı olan Sınır Namustur pankartını indiren kendini bilmez iki kişiyi hakkında şikayette bulunup yeni bir pankart yapıp Banaz Kızılca Söğüt belde binamıza yeniden astık. Uşak Cemevi'nin, valiliğin, gaziler için yapılan aşure etkinliklerinin tamamına katıldık. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İlçe Başkanlığımızın düzenlediği aşure yemeğine katıldık. Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinliklerine katılmak için Afyon'a gelen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayıp yürüyüşüne eşlik ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde STK'larla birlikte çelenk sunma törenini gerçekleştirdik. 30 Ağustos resepsiyonuna katılım sağladık. Fener Alayı düzenledik.
Sivas ilçemizin kurtuluşunun 100. yılında büyük bir coşkuyla kutlama gerçekleştirdik. Eğitim İş Uşak Şubesi'ne öğretmenlere sevgi ve saygıyla ilgili basın açıklamasına katıldık. Eylül ayında yaptıklarımız, büyük taarruzun 100. yılı 22 Ağustos'ta Ankara'da başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonlanan bisiklet turunun Uşak ayağında onları karşılayıp elimizden geleni yaptık. Banaz Ağat Köyü'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik, köyde yeni üyeler gerçekleştirip rozetlerini taktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu gönüllülerinin organize ettiği Sarayaltı Mahallesi'nde oyuncak dağıtımı gerçekleştirdik. Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın aylık haftasına katıldık. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ettik. Grup Başkan Vekilimizin basın açıklamasına katıldık. Eğitim Sen ve Eğitim İş'in öğretmenlerin meslekte yükselmesi baş öğretmenlik sınavı ile ilgili açıklamalarına katıldık. Uşak Mal Pazarı'nı sabah 5'te meyve ve sebze halini de sabah 3'te belediye başkanımız, milletvekilimiz, ilçe ve il yöneticilerimizle birlikte ziyaret ettik. Sol Parti il binamızı ziyaret ettiler. Uşak Afyon Karahisarlar Derneği il binamızı ziyaret ettiler. Değerli arkadaşlar, Ekim ayında Nuri Şeker Fabrikası'nın 97. pancar alım kampanyasına katılım sağladı. Sol Parti'nin düzenlediği üretici mitingine aktif katılım sağladı. Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalın, Kadın Kolları MYK Ege Bölü Sorumlumuz Hatice Yensemerci, Kadın Kolları Başkanımız ve İl Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte geniş katılımlı basın açıklaması gerçekleştirdik. Çalışmalarımızda aile destekleri sigortasını anlattık. Sansür yasasına karşı Sivas'ta basın açıklaması gerçekleştirdik. Banaz Esnaf Odası Başkanı Sayın Hasan Demir'i ziyaret ettik. Tüm emekli Sayın Uşak Şubesi'nin Bartın'da maden patlaması ve geçinemiyoruz diyerek yapmış olduğu basın açıklamasına katılım sağladık. Yeni seçilen oda başkanlarını Ticaret Odası Başkanı Mustafa Sezer'i ziyaret ettik. Saadet Partisi'nin Uşak İl Kongresi'ne katılım sağladık. Yeni seçilen Veterinerler Odası Başkanı Sayın Özgür Uğur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kadınların köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklara seçme hakkının verilmesinin 89. yıl dönümüne ilişkin basın açıklamasına katıldık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle STK'larla birlikte resmi çelenk sunumu ve kendi çelengimizi sunduk. TİP Genel Başkanı'nın Sayın Erkan Başın Uşak ziyaretinde açmış oldukları binanın açılışına katıldık. 29 Ekim Cumhuriyet Etkinliği Bayramı nedeniyle Banaz Kadın Kollarımızın düzenlemiş olduğu yemeğe katıldık. Kasım ayı Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi'ni örgütümüzle birlikte ziyaret ettik. Belediye meclisimizi ziyaret edip Uşak'ta su faturalarının %50 indirime gidilmesi için önerge verdirdik. ADD Şubesi'nin düzenlemiş olduğu Cumhuriyet Balosu'na katıldık. Değerli arkadaşlar, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte ekonomi masasının Uşak ziyareti sırasında Uşak OFB ve Ticaret Odası'nın bize salon tahsis etmemesi, mevcut üyelerinin numaralarını vermemesi, mesaj atmamasına rağmen kadın kollarımız, gençlik kollarımız, merkez ilçe ve il yöneticilerimizle birlikte 1000 tane davetiyi tek tek kapı çalarak esnafımıza dağıttık ve tüm STK ve esnaf olanlarıyla birlikte ekonomi masasının toplantısını gerçekleştirdik. Etkin ve verimli olan bir ekonomi masası toplantısı oldu. 11 milletvekilimiz katıldı. Bundan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi eş ve ilçe başkanlığının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitler için partide yapmış oldukları pilav tavuk dağıtımına katıldık. Gençlik kollarının MYK üyeleri partimizi ziyaret etti. Sırasıyla Eşme, Ulubey, Sivaslı, Karahanlı ilçe danışma kurullarını gerçekleştirdik ve bugün de il danışma kurulunu gerçekleştiriyoruz. Aralık ayı Yeşil Banaz Dörtnoğlu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ziyaretini gerçekleştirdik. İstanbul'da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon stratejilerini kapsayan 2. yüzyıla çağrı toplantısına katıldık. Sunumlar tek cümleyle şampiyonlar bilgiydi. Bununla ilgili ayrıntılı bir döküm sizlerle paylaşacağım. Çağdaş Yaşam'ın kahvaltısına katıldık. Kadın kollarımızın 5 Aralık'ta seçme ve seçilme hakkının 88. yıl dönemiyle ilgili etkinlik gerçekleştirdik. Yeni seçilen Alevi Derneği Başkanı'nı ziyaret edip hayırlı olsun da bulunduk. Bağımlı Yargı'nın
İki defa seçilen İstanbul Belediye Başkanımızı yargıladığı davada çıkan haksız kararı protesto için diğer parti il başkanlarını da arayarak örgütümüzle birlikte Atatürk Anıtı'nda akşam protesto gerçekleştirdik. İstanbul Saraçhane'de Millet İttifakı'nın genel başkanları ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı mitinge katılım sağladık. Değerli arkadaşlar, Sayın Divan, tüm düğün, bize iletilen tüm düğünlere katılmaya çalıştık. Ebediyete intikal eden, vefat edenlerin tümünün cenazesine iştirak ettik. Hastanelerde hastalarımızı ziyaret ederken mevlütleri ve asker eğlentilerinin hiçbirini kaçırmamaya çalıştık. Siyasetin insana dokunmak olduğunu çok iyi biliyoruz ve biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, şu ana kadar anlattıklarım, örgütümüzle birlikte sahada yaptıklarımız. Bunların tamamını sıralasak burada herhalde genel başkan yardımcılarımıza sıra gelmeyecek. Ben biraz daha verilerle ilgili paylaşım yapmak istiyorum. Slaytlar vardı, açabilir miyiz? Sonuçlar çok önemli. Yani siz istediğiniz kadar uğraşın, yaptıklarınızı sahaya yansıtmazsanız başarılı olma şansınız yok arkadaşlar. Bu açıdan öncelikle seçmen sayısına bakalım. Bakın burada da ben tabloların hepsinde bunu net koydum. İlk kez oy kullanan ilimizde 13.366 seçmen var. Yani sandık çalışmaları yaparken kime nasıl çalışacağımızı birlikte karar vermemiz gerekir. Bu açıdan burada gençlik kollarımıza çok iş düşmekte. Ama örgütlenmemiz açısından gençlik kollarına çok ciddi umutlar vaat edemediğimiz için belli oranda sıkıntılar yaşıyoruz. Bakın engelli vatandaşlarımız 3.569. Referandumda biz örgüt olarak bu engellilerden tespit ettiğimiz ve sandığa taşıyabileceklerimizi önceden planlayıp sabah erkenden gelip bunu yapmaya çalıştık. Seçmen sayısının dağılımına bakıldığında bizlerin üyeleriyle ilgili, çok net Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyle ilgili göreve geldiğimizde ortalama 300'e yakın gençlik kollarında üyemiz mevcuttu. Şu an 515 üyemiz var. Kadın üye sayımız 2466, erkek üye sayımız 5815. Totaline baktığımızda gururla söyleyebiliyorum, Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek üyesine sahibiz. Buradaki oranlarla ilgili vurgulamak istediğim bir şey var. Biz Tüzük'te ya da her yerde kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulmasını söylerken bunu çok net yapabildiğimize inanmıyorum. Ama Uşak'ta sayı olarak baktığımızda çok net 2400 olduğu için %30 kotasına uyulabilmekte. Ama gençlik kollarımız için baktığımızda bu rakamlara ulaşamadık. Ama gençlik kollarında çalışmalarına ben çok teşekkür ediyorum. Sayıları arttırmaya başladılar. Üyesi olmayan köy bırakmadık değerli arkadaşlar. Bu yaklaşık 2 senedir böyle. Biz göreve geldiğimizde birkaç hedef koymuştuk. Bunlardan bir tanesi üyesi olmayan köy bırakmamak, buna ulaştık. İkincisi, kadınların siyasette aktif rol alması gerektiğini, kadınlar olduğunda iktidar olacağına inanan bir il başkanı olarak kadın üyesi olmayan köyü bırakmamak için özel bir çaba sarf ettik. En fazla merkezde yoktu bu ve biz şu an bugün itibariyle 5 Aralık güncellemesinde aldığımız değerlerle 3 tane köyümüzde kadın üyemiz kalmamıştır. Bunlar Ormanda mı? 3 tane var isimleri. Kapancık. Öğrencik. 3 tane köyümüz haricinde merkezde hemen hemen hepsinde kadın üyelerimizi gerçekleştirdik. Bakın bir köyde bir kadın üye yaptığınızda katılım oranı artmakta. Bu sandığa önümüzdeki seçim yansıyacak diye düşünüyoruz. İkinci bir parametre, 53 tane köyümüzde tek üye vardı. Ne anlama geliyor? Siz kongreleri yaparken bu tek üyelerin delege olması nedeniyle siyasi bir çalışmalarına engel olduğunu düşünüyoruz. Bu köylerimizde de üye sayısını arttırdık. Yani her köyde ben garanti delegeyim diyen bir insan bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Emek verenin kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan yaptığımız değerlendirmelerden bir tanesi de budur. Şimdi üyelerle ilgili paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, ilçe ilçe oranlarını hesapladık. Genel merkez bize aylık bazda bilgi vermekte. Ben size 3 Kasım 2020 ile 5 Aralık 2022 arasındaki değişimleri paylaşmak istiyorum. Varaz ilçemizde 857 üyemiz vardı. Bu an itibariyle 935 üyemiz var. 78 üye artıya geçmişiz, oransal olarak %9.1. Bu rakamlar kulağınıza çok az gelebilir. Ama vefat edenlerin, göç edenlerin, istifa edenlerin sayısına baktığınızda çok ciddi bir değere ulaştığımızı net bir şekilde görebiliriz. Eşme'de 1097 üye ile başlamıştık. Bu arada şunu da belirtmek isterim. 26 Şubat'ta biz göreve geldik.
26 Şubat'tan 3 Kasım'a kadar olan süreler genel merkezin raporlaması içerisinde mevcut değildir. Aslında o arada ciddi bir istifa süreci vardı ve bunlar buraya yansımadığı halde bu rakamlara ulaşılmıştır. Eşme'de 1166 üyeye ulaşmışız, 69 artı üye ile %6 artıdayız. Karahanlı 251 üyemiz vardı, şu an 299 üyeye sahibiz. Oransal olarak bakıldığında %23 en yüksek orana Karahanlı ulaşmış durumda. Merkezde 3876 üyemiz vardı arkadaşlar, şu an %9.4, 366 üye artımıyla mevcut değerlere ulaşmıştır. Sivas'ta 1170 üyemiz vardı, 1108'e düştü. Bu -62 ama yeni gönderdiklerimiz var. Bunlar Ocak 5'ten itibaren revizyon olacağı için bu değer daha aşağı çekildi. Son dönem bunlarla ilgili özel bir çalışma gerçekleştirdik. Vekilimizden, belediye başkanımızdan, ilçe başkanımızın özel gayretiyle bunu da kapattık. Uluğ'da 494 üyemiz vardı, 540 üyeye çıktık. %9.3 ile değerlere ulaştık. Totalde çok uzatmaya gerek yok. 8295 Aralık itibariyle Uşak İl Örgütü'nün mevcut üye sayısıdır ve oransal olarak da %7.1 oranında arttırılmıştır. Geçelim bir sonraki parametre. Arkadaşlar hastalık istifaları çıkarıp tek tek telefon edilmekte ve telefondan sonra kişilerin neden istifa ettiği ile ilgili genel merkeze bir rapor sunmaktayız. Bunların %95'inde, istifaların %95'inde İşe girecek çocuklarının, yakınlarının, eşinin, dostunun olmasını bahane gösteriyorlar. Kalan %5 de kendi arasında çok parametreye bağlı. Bana kızmış, vekilime kızmış, genel başkanımıza kızmış. Yani büyük resme bakarak kızmış ve istifa ettiğini ifade ediyor. Daha önce istifalar çok daha zorken, şimdi E-Devlet birazcık mertliği bozdu diyorum. Çok hızlı bir istifa sürecine girebiliyorlar. Bir diğer konu, seçimde bize destek olan avukat arkadaşlarımız. Avukat arkadaşlarımızın gücünü inkar edemeyiz. Yaklaşık 68 tane partili avukat şu an seçimde okullara görevlendirilmiş durumda. Bu konuyla ilgili önceki dönem milletvekilimiz Dilek Hanım'ı bu avukat komisyonunun başkanı yaptık. Kendisinden destek istedik ve şu an gezici ekibimizde dahil her okulda bir tane avukatın sorumlu olduğunu çok gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Şimdi atamalara gelelim, çok önemli. Bence en önemli şey de bu. Sandıklara bakıldığında arkadaşlar, şimdi genel merkez size sandık sayısını bildiriyor, 893. Sizlerden asil ve yedek atamanızı istiyor. Bu atamalar resmi bir şey değil. Bir havuz oluşturuyoruz. Bu havuzda asiller, yarın seçim olursa aradığımızda direkt görev alacak kişiler ve yedekleriyle birlikte rapor ediliyor. Bizim totalde baktığımızda %99.7 oranında sandıkta görevlendirmelerimiz var. Siz görevlendirdiniz, kağıt üzerinde bunu çok rahat yapabilirsiniz. Yani hileye çok müsaitmiş gibi görünüyor. Ama böyle değil arkadaşlar. Uşak eğitmenleri de dahil tüm sandık görevlerini periyodik bir şekilde telefon ediyoruz. Görev almak istemeyenleri çıkarıyoruz. Vefat edenleri düşüyoruz. Taşınanları çıkarıyoruz. Partiden istifa edenlerin tamamını çıkarıyoruz. Bu açıdan ben tüm örgütüme huzurunuzda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Can siperhane çalışıp bunu yaptıkları için çok mutluyum. Biz referandumda nasıl ıslak imzaları topladıysak önümüzdeki seçimde de sandığımıza sahip çıkıp ıslak imzalarımızı toplayacağımıza ben size söz veriyorum. Bir diğer konu, bakın üye yaptınız, telefonu güncel değil, değiştirdiyse de sisteme düşüyor ve biz bunları çıkarıyoruz. Geçen seçimlerde sandıkta görevlendirilmiş ve görevine gitmeyen isimler asla bir daha sandığa yazılmıyor. Total Uşak'ta 72 kişi sandığa gitmemişti. Merkezde 68 sandıkta göreve gitmeyen üyemiz mevcuttu. Her sandıkta ortalama 350 oy hesapladığınızda 24 ila 25 bin oya hükmedemediğinizi görürüz. Bu açıdan sandık görevleri çok önemlidir. Bizler siyaset hepimize iyi biliyoruz. Ama sandığa geldiğimizde ben mutlaka iyi çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. En büyük görevimizin evimizin önünü süpürmekten geçtiğini söylüyorum. Bu açıdan burada numarası güncellenmeyenlerde sistem içerisinde eğer ulaşılamazsa mutlaka sistemden çıkarılıyor. Bakın ulaşılamayan yedek sayısı 14, ulaşılamayan asil sayısı 6. Toplamda baktığınızda 1700 kişiye yakın içerisinde oransal olarak bu çok düşük bir rakama tekabül etmekte. Değerli arkadaşlar, 893 sandığımız var. Yedeklerimizle birlikte 1700 tane atanmış yedeklerle birlikte üyemiz var. Bu açıdan üyeler bizim en büyük gücümüz, lokomotifimiz. Üyelerimiz olmadan hiçbir yere gidemeyeceğimizin farkındayız.
Ama taşın altına artık herkesin elini koyması gerektiğine de inanıyorum. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da düzenlemiş olduğu 2022 Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda 2. Yüzyıla Çağrı vizyonunu kamuoyuyla paylaştılar. Bizler örgüt olarak katılımı sağladık. Buradan ilimiz için mesajlarla döndük. Ama ben Genel Başkanımızın orada üzerinde vurguladığı, durduğu, konuşmacıların üzerinde durduğu konularla ilgili sizlerle 3-5 şeyi paylaşmak istiyorum. Günün sözü kral değil, kural gerekiyor diyerek Sayın Faik Öztürk'ün parti sözcüğümüzün cümlesiydi. Çok güzel. Halk en güzel şeyi söylüyor Sayın Vekilim, doğru söylüyorsunuz. Türkiye'yi yeniden kuracağız. Ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak bir stratejimizi, demokrasi güçlü, kuralları kurumları güçlü bir Türkiye yaratacağız. Üreterek zenginleşen rekabetçi bir Türkiye. Zenginliği adil paylaşan bir Türkiye. Temiz ve yeşil bir Türkiye olarak dört sütun başlığı altında incelediler. Güçlü bir demokrasiyle güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, tarafsız cumhurbaşkanı, tarafsız ve bağımsız bir yargı, liyakata göre atanmış bürokrasi ve sağlıklı bir denetim mekanizmasıyla iyi yönetilen demokratik bir devlet oluşturacağız. Kamu ihale yasasını değiştirerek yolsuzlukların önüne geçeceğiz. Üreterek zenginleşen rekabetçi bir Türkiye ama zenginliği adil paylaşan bir Türkiye yaratacağız. Dolaylı vergiler yerine çok kazananın daha fazla vergi ödediği adil bir vergi sistemi getireceğiz. Geliri olmayan ailelere aile destekleri sigortası kurumuyla sosyal yardımlarını tek çatı altında toplayacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak okullarda ücretsiz beslenme hakkını sağlayacağız. YÖK'ü kapatacağız. İktidara geldiğimizde ilk iş olarak İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Temiz enerji, temiz üretimle, temiz fonlarla ve temiz toplumla temiz bir gelecek inşa edeceğiz. Her şeyin önüne kamu yararını koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında 4. sanayi devriminin takipçisi, tüketicisi değil, geliştiricisi ve üreticisi olacağız, zenginleşeceğiz. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Bu büyük hamleyi Türkiye'deki ve dünyadaki tüm bilim insanlarımızla birlikte kuracağız ve işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı makamını ait olduğu yere Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Türkiye Varlık Fonu'nu tasfiye ederek bütçe birliğini sağlayacağız. Temiz yönetim olarak kurduğumuz yönetimle halktan alınanları halka iade edecek kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları geri alacağız. Değerli arkadaşlar, çocuklar bugünümüz ve geleceğimizdir. AKP zihniyeti bugünümüzü ve geleceğimizi karanlığa gömmek istiyor. Çocuklarımızı AKP zihniyetinin karanlığına teslim etmeyeceğiz. İktidarımıza çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili özel mahkemeler kuracağız. Çocuğun rızasından bahsedeni bakanlıkla ödüllendirmeyeceğiz. Çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışan, layık ve demokratik bir ülke olduğumuz gerçeğini yok saymaya çalışan zihniyetin karşısında dimdik durduk, duracağız. Çocuk istismarı suçtur, eğip bükerek karşı konulacak bir konu değildir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi, bundan sonra insanımız dünyanın ucuz iş gücü değildir. Ülkemiz dünyanın mülteci kampı değildir. Toprağımız depolama alanı değildir. Mahallelerimizi uyuşturucu baronların cirit attığı bir ortamdan kurtaracağız. Bu karanlığa asla ve asla mahkum olmayacağız. Değerli arkadaşlar, değerli divan. Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir diyen büyük devrimci, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları. Koca Çınarımız altı okunuşunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara yürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandıracağımıza olan inancımla tüm yol arkadaşlarımı,
6 vakit 2. zura taşıyacak tüm partili kadrolarımızı selamlıyorum. Bizlerin üstün gayretleriyle karanlık mutlaka yenilecektir ve biz kazanacağız. Biz iktidar olacağız. Biz genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Mevlana'nın dediği gibi insan küsmek ve darılmak için bahane aramak yerine sevmek ve sevinmek için çare aramalıdır. Son sözlerim, düsturumuz dürüstlük, rehberimiz Atatürk, hayalimiz tam bağımsız bir Türkiye'dir. Hepinize saygılar sunuyorum. Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım'ı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Yaptığı açıklamalardan ve de faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Ve de tüm yöneticilerimize, hem tüm il yöneticilerimize, merkez ilçe yöneticilerimize, tabii ki ilçelerdeki aynı şekilde tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz. Bu faaliyet raporundan dolayı da kendisine, başkanımıza tekrar teşekkür ederim. Tabii ben de burada faaliyet raporu geçerse, bugün sabah ederiz, onun için biz faaliyet raporu falan sunmayacağız. Ben tabii ki iki tane çalışma arkadaşım, benimle birlikte görev başlayan iki arkadaşım da misafirimiz olduğu için 5 dakika ile birlikte ben toparlayacağım inşallah. Ben çok değerli komşu ilimiz ve de genel başkan yardımcımız önceden Murat Dağımızda bir sorun olduğunda koş Gülizar Hanım dediğimizde yanımıza gelen, şimdi hapishanede bir vatandaşımızın sorunu var dediğimizde yanımıza gelen genel başkan yardımcımız, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız Gülizar Biçer Karaca'ya hoş geldin diyor. Enerji dediğinizde bugün evimize gelen faturadan, doğalgaz veya elektrik aldığınız, arabanıza aldığınız akaryakıttan, aklınıza gelen enerji dalında uzman olan, genel merkezimizde enerji dalında genel başkanımıza ve partimize yön gösteren çok değerli çalışma arkadaşım Ahmet Akın genel başkan yardımcımıza da hoş geldin diyorum tekrar. Evet. Protokolü il başkanımızı, merkez ilçe başkanımızı ve de genel başkan yardımcılarımızı selamladıktan sonra burada kalan tüm başta protokollerimiz sayın tek belediye başkanımız, gururumuz Sivaslı Belediye Başkanımız Hürriyet Bey hoş geldi. Aynı şekilde 5 ilçe başkanlarımız, burada bulunan kadın kollarımız, gençlik kollarımız tümünü tek tek saymayacağım. Tabii ki il genel meclisi grup başkanımız ve de il genel meclis üyelerimiz, burada bulunan tüm yöneticiler, belediye meclis üyelerimiz, önceki dönem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve de burada bulunan muhtarlarımız ve de çok değerli Atatürk'ün torunları, hepinize içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim, şimdi ben çok kısa bir şekilde 4 dakikada toparlayacağım. Şu özellikle beyinlerimize gelişmesini istiyorum. Şimdi önümüzde özellikle dışarıda sokakta hem gazeteci arkadaşlarımızın ve de vatandaşlarımız, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi partili olmayan vatandaşlarımızın her zaman bizlere ve de sizlere sorduğu soru var. İşte aday ne zaman belli olacak? Aday kim olacak? Aday Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Aday Ekrem Bey mi olacak? Yok. Nereye Meral Hanım mı olacak veya Mansur Bey mi olacak? Arkadaşlar bir kere şu mantıltıyı kafamıza sokmak zorundayız. Bunu ben en son Baraz ilçemizde anlattım. Burada bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Bakın 6 tane liderimiz var. Çok değerli genel başkanlarımız var. Onların aldığı bir anayasa, yani hazırladıkları bir geçiş dönemine, yani parlamenter sisteme geçiş dönemine kadar yönetecek olan bir kişiye ihtiyacımız var bizim. Yani bunun adı Kemal Bey. Tabii ki gönlümüzden Kemal Bey geçer. İki gerektirin dört ettiği kadar ne? Ama bu işi sadece parlamenter sisteme taşıyacak olan bir Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Onun için bunun ana kriter olduğunu özellikle sizler bilinci içerisindesiniz veya biraz daha bilinci içerisinde olalım. Böylelikle bu tip bir görüşmelerde, tartışmalarda her türlü bir ortamda bunu kesinlikle anlatalım. Şimdi gelelim bunu özellikle benimsedikten sonra şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bakın bugün Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı önüne iki tane tabak koyuyor. Bir tanesinde İstanbul olsun, diğer 80 ili de bir tabağa koyuyor. Size soruyorum şimdi. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u mu seçer, 80 ili mi seçer? Size soruyorum. İstanbul'u seçer değil mi? Bakın siz hemen direkt cevap verdiniz.
Onun için ben çok değerli belediye başkanlarımız, ister Ekrem Bey, ister Mansur Bey, adı geçen kim varsa, ne İstanbul'u biz önemli 100 yılın seçimler öncesi kesinlikle kaybetmek istemiyoruz. Aynı şekilde kapitalimiz, memleketimizi yöneten parlamentomuzun olduğu Ankara'yı kimseye vermek istemiyoruz. Malum hepinizin de bildiği üzere meclisteki çoğunlukları sebebiyle Cumhur İttifakı bizim belediye başkanlarımızı istifa ettiği gün Türk kadar elimizden alacaklar. Onun için böyle bir hatayı düşünmez diyorum. Bu benim tabii ki şahsi görüşüm. Şahsi görüşümü de açıklıyorum. Tabii ki altı liderimizin verdiği kararı da saygı duyacağız. Ama ben bu şahsi görüşümü özellikle sizlerle paylaşmak isterim. Gelelim. Altı tane lideri, beş tane değişik fikirde olan, bu farklı insanları bir araya getiren ve de bu masayı bugünlere getiren, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerini hazırlayan ve de adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve de başta ekonominin mimarı olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza size söz veriyorum. Onun için ben bu tabii ki geçiş döneminde, parlamenter sisteme geçiş döneminde Cumhurbaşkanı'nın isminin çok fazla önde değil, kesinlikle parlamenter sisteme geçecek olan altı liderin aldığı kararları uygulayıcısı konumunda olacak olan kişiyi inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız diyorum ben. Ben buradan tekrar gelen genel başkan yardımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Fazla sözü uzatmadan hepinize buraya geldiğinizden dolayı tek tek teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, şimdi sözü parti meclisi üyemiz, Denizli milletvekilimiz, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız Gülizar Biçer Karaca'ya veriyoruz. Sayın genel başkan yardımcım, sayın il başkanım, değerli milletvekili arkadaşım, sayın belediye başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kollarımızın başkan ve yöneticileri, gençlik kollarımızın sevgili başkan ve yöneticileri, önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünde emek vermiş, güç vermiş değerli başkanlarımız, yöneticilerimiz ve sevgili Uşak ve hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Uşak İl Danışma Kurulu toplantısında sizlerle birlikte olmanın onuruyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun siz değerli Uşaklara selam ve saygılarını iletmeyi de bir borç bilirim. Sevgili yol arkadaşlarımız, uzun bir yolculuktan sonra Cumhuriyetimizin 100. yılına geliyoruz. 14 gün sonra Cumhuriyetimizin 100. yılına gireceğiz. 100 yıllık Cumhuriyetin bugün geldiği nokta maalesef Cumhuriyetimizi kuran iradenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onunla birlikte büyük hayalleri hedef seçerek o hedefi hep birlikte gerçekleştiren o dönemin değerli mücadele yoldaşlarımızın istediği yerde miyiz? Değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de partimizin de 100. yılına gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu ve kurtarıcı iradenin 100. yılı 2. yüzyıla taşırken çok önemli bir misyonu, çok önemli sorumluluğu ve görevleri var. Bu görev başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız, parti mensuplarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ama her şeyden önce özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi talep eden tüm yurttaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Ama önce bizlerin omuzlarında çok ağır bir yük ve sorumluluk var. Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu sorumluluğu üstlenmeye ve bu ağır sorumluluğun gereği olarak bu ülkeyi 2. yüzyılda, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına taşımaya hazır mısınız değerli Uşak ve hemşehrilerimiz?
Evet, alkışladınız ama ben sizden çok güçlü bir hazırız duymak isterim. Hazır mısınız değerli uşak hemşehrilerimiz? Sizlerle birlikte bu onurlu mücadelede gece gündüz çalışmaya bizler de hazırız. Değerli arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu durumu sizlere anlatmama gerek yok. Çünkü biliyorum ki bu salonda olan her yol arkadaşım, her uşaklı hemşerim ülkenin içinde bulunduğu durumu bu mikrofona buraya çıksa inanın Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan çok daha önde, bizlerden çok daha analitik bir şekilde burada anlatır. O nedenle uzun uzun ülkemiz bu durumda demeyeceğim. Ama var olan bir gerçeklik var. Özellikle 2018'de sizlere Uşak'ta yurdun dört bir yanında verin bu kardeşimize yetkiyi, görün faizle, borçla ve ülkenin ekonomik kriziyle nasıl mücadele edilir, dolarla nasıl baş edeceğim görün diyen zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta çürümüş bir iktidardır. Çürümüş bir zihniyettir. Bu çürümüş zihniyet maalesef ülkemizin kurumlarını, kurallarını da hapsetmiş ve bu çürüme oralara kadar sirayet etmiş durumdadır. Bu ülkede sizlerin oyuyla seçilen ve parlamentoda sizlerin sorunlarını çözmek için mücadele eden milletvekillerine ülkeyi yönetenler hesap verir. O hesabı sizler adına bizlere verir. Ve o televizyon ekranlarında da sizler bu hesabı izlersiniz. O hesabı kim verir? Sizin ödediğiniz vergilerin her kuruşunun nereye, nasıl harcandığının hesabını kim verir değerli uşaklı hemşehrilerim? Önce saraydaki tek kişilik hükümet ve ardından bakanlar. Ama o bakanlar geçtiğimiz son bütçelerinin görüşmelerinde kürsüye çıktılar ve milletvekillerini, ama özünde o milletvekillerini seçen siz seçmenlerimize, yurttaşlarımıza hesap vermeyi bir kenara bırakın, parmak sallayarak had bildirmeye kalktılar. O hadsizlerin sizlere bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşımak için çoluğunun çocuğuna rızkından kesip vergisini ödeyen millete hak bildirmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. O haddi bildirirken hesap verdiler mi? Vermediler. Sizlerin ödediği vergileri nereye, nasıl harcadıklarını öğrenebildiniz mi? Biz de öğrenemedik, siz de öğrenemediniz. O zaman meclisin, sizlerin o hesabı veremeyenlere sandıkta verecekleri çok güçlü bir hesabın olması gerekiyor. Çünkü yurttaş bütçede denetim hakkına sahiptir. Bütçeyi reddedilirse önceki sistemlerde hükümet düşerdi. Ama şimdi dediler ki ey vatandaş, ey millet, 85 milyonluk yurttaş, siz parayı vereceksiniz. Üstelik gücünüz kadar değil, bizim istediğimiz kadar parayı vereceksiniz. O parayı biz beşli çetelere, o parayı biz faiz baronlarına, o parayı biz yandaşlara aktaracağız. Bunun hesabını bizden soramazsınız. Sadece para vereceksiniz ama nasıl ve nereye harcandığına da siz karar veremezsiniz. Denetleyemezsiniz dediler. İşte çürümüşlüğün ve maalesef liyakatsiz ve yönetim kriziyle baş başa bırakılan bir iktidarın son demlerini yaşadığına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Evet, bugün bir il danışma kurulu toplantısındayız. Elbette bu kürsüye değerli arkadaşlarımız çıkacak. Ben tabii ki bu arada sayın il başkanımıza ve ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize bu değerli çalışmalar için teşekkür ediyorum. Eksikler var mıdır? Elbette vardır. Buraya çıkıp o eksikleri söyleyip nasıl tamamlayacağımızı ifade edeceğiz. Ayrıca eleştirilecek noktalar var mıdır?
Elbette vardır. Bu kürsüye çıkıp eleştirip, eleştirdikten sonra da o eleştiri konusunda nasıl birlikte omuz omuza düzeltileceğini burada arkadaşlarımız konuşacak. Bugün burada konuşacağız. Hep birlikte dertleşeceğiz. Ama Uşak'ta iki milletvekilini nasıl çıkartabiliriz? Bunu da bugün burada yol haritasını belirleyeceğiz. Değerli Uşaklılar, ülkemizde 6 yaşındaki bir çocuğun açlıktan öldüğüne tanıklık ettik. Bu utancı yüreğinde hissetmeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetemezler. Bugünlerde 6 yaşında zorla evlendirilip sistematik tecavüze maruz bırakılan bir çocuğun hikayesini hep birlikte tanımladık. Hep birlikte tanıklık ettik. Onun gibi yüzlerce çocuğumuz var ama sesini çıkartıp duyuramıyor. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olarak tanımlamışsa, bugün bu iktidar Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olmaktan çıkartmış, bir avuç yandaşı, bir avuç faiz baronunu, bir avuç dolar baronunu Cumhuriyeti haline dönüştürmek için yol kat ediyor. Biz buna sessiz kalmayacağız. Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Sizlerle birlikte biz değiştireceğiz. Altılı masa çatırdıyormuş. Hayır arkadaşlar, altılı masa demokrasi için, özgürlükler için dimdik ayakta duruyor. Altılı masayı çatlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Ama oradaki altı liderin, başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bu ülkeye bir borcu var. Hepimizin borcu var. Ama o liderler farklı görüşlerde, farklı siyasi düşüncelerde olsalar da ortak paydası tek kişilik hükümetten bu ülkeyi kurtarmak. Cumhuriyeti yeniden kimsesizlerin kimsesi yapmak. Yeniden bu ülkede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bu ülkeyi demokrasiyle buluşturmak için özveriyle çalışıyorlar. Onlar bu özveriyi gösterirken her birimizin uyumaya, her birimizin aman bana ne demeye, her birimizin o aday oldu, bu aday oldu, şu oldu deyip kişisel geçmişteki kırgınlıklarını su yüzüne çıkartmaya hakkımız yok. Çünkü bizim bugünün gençlerine, bugünün çocuklarına, kadınlara sokaklarda özgürce dolaşabilecekleri, hayallerini gerçekleştirmek için yabancı ülkelere gitmeyip ülkesinden umudunu kesmeyen gençlere borcumuz var. O borcu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sevgili Uşaklılar, iktidar istiyor muyuz? Bu cılız bir ses oldu. Uşak iktidar istemiyor mu? Evet, Uşak hemşehrilerimiz, yol arkadaşlarımız, 2023'te iktidara hazır mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. O zaman hep birlikte ayağa kalkın. Ayağa kalkın sevgili Uşaklılar. Yolumuz iktidar yolu. Yolumuz altın masayla. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında o koltuğa 13. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gider. En yoksa olmayan devlet tecrübesine sahip bir lideri Cumhurbaşkanı yapma yoludur. Yolumuz 6 yaşındaki çocuğu açlıktan öldüren düzene son vererek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hayata geçirmektir. Var mısınız Uşaklılar? Hayır. Var mısınız? Hayır. İktidar istiyoruz. İktidar istiyoruz ve iktidar olacağız diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İktidar. Evet, şimdi sözü parti meclisi üyemiz, genel başkan yardımcımız Sayın Ahmet Akın'a veriyoruz. Efendim, hepinize saygılar sunuyorum.
Öncelikle çok değerli kardeşim Genel Başkan Yardımcımız Gülüzer Bıçak Karaca'ya teşekkür ederim. Görüyorsunuz işte kadınlar ne kadar etkili. Vallahi tebrik ediyorum. Canı gönülden kardeşim. Sayın Başkanım, en önce ayağa ben kalktım, bilginiz olsun. Tebrik ediyorum. Başaracağız biz bu işi. Kadınlar önümüzde olacak. Gençler yanımızda olacak. El ele kol kola vereceğiz. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle biz bu işi başaracağız. Az kaldı. Şimdi çok değerli il başkanımız, efendim milletvekili arkadaşım, belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli üyelerimiz. Ve Gülüzer başkanımız söyledi ama ben de iletmek istiyorum. Liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize yürekten selamları var. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Önce şunu söyleyeyim. Başarılı bir ilçedeyiz. Gerçekten başarılı bir ildeyiz. Pardon, Uşak ilimizdeyiz. Başarılı bir milletvekilimiz var. Türkiye'nin her noktasında mücadele edip özellikle de bu taşımacılık sektöründe artık herkesin tanıdığı, yakından bilindiği bir kardeşimiz. Bir de başarılı bir il başkanımız ve başarılı bir kadın kollarımız, yönetimi, genç kollarımız var. Zaten başarılı bir il derken birlikten güç doğar. Onun en büyük örneği Uşak'tır. Hepinizi tebrik ediyorum. Yürekten. Onun için buradan iki milletvekili zaten gelecek. Ben inanıyorum. Ve bunun için de hazır olduğumuzu görüyorum. İnşallah seçim günü bittiği dakika bunlara şahit olacağız. Ben de bir 50-60 dakikada toparlayacağım. Çok uzun sürmeden bitireceğim. İl başkanım söyledi. Ben özür konuştum dedim. Şimdi tabii önce partimize emek vermiş. Öncesinde il başkanlığı yapmış. İlçe başkanlığı yapmış. Kadın kollarında, gençlik kollarında çalışmış. Aramızda olan olmayan ve şu anda hayatta olup olmayan bütün yol arkadaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum. Emekleri büyük. Emekler büyük. Şimdi o emekleri demokrasiyle taçlandırmaya çok az kaldı. Baktığımız zaman biz hakkın, hukukun, adaletin temsilcisi bir liderin yanında mücadele ediyoruz. Bir önderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, onun inancı, onun ilkeleri neyle devam ediyoruz çalışmamıza ve hakkı, hukuku, adaleti içine sindirmiş. Adalet için yüzlerce kilometre yol yürümüş ve hala da yürümeye devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ilerliyoruz. Bunu ilerlerken de çok sıkıntılar yaşanıyor ülkede. Neden? Çünkü ülkemizde hakkı da, hukuku da, adaleti de bitirdiler. İşte onu inşa etmek hepimizin görevi. Burada ne yapmamız lazım? Aynı Uşak'ta olduğu gibi birliği, beraberliği esas kılmamız lazım. Onun için mücadele ediyoruz. Bizler baktığınız zaman aslında burada kıdemli olan değerli kardeşimin en son konuşması lazımdı. Neden? Çünkü o kıdemli bir MYK üyesidir. Ben ondan sonra MYK'ya geldim. Ve onu da söylemem lazım. Hakikaten oradaki tecrübelerimle yan yana oturuyoruz. Şimdi gidip de fırça yemeyeyim orada. Yan yana oturuyoruz. Onun için onun gücünü de yanımıza alıyoruz. Daha önce burada denetim görevinde yapmış ama denetimi şimdi bana gelmiş vesaire. Asıl denetim sizde. Denetleyecek olan sizlersiniz. Eğer bu denetimin sonunda iki milletvekili çıkaramazsak demek ki başarılı değiliz. Evet. Biz burada milletvekili sayımızı yükselteceğiz. Kimle kimler korksun biliyor musun? AK Parti korksun. Cumhur İttifakı korksun. Çünkü bu ülkede demokrasiyi bitirenler, hakkı hukuku yerle bir edenler, liyakatı tamamen bu artık yönetimden uzaklaşanlar korksun. Bir de değerli kardeşim söyledi. Efendim altılı masada çatlamalar var diye dedikodular yayıyorlar ama asıl çatlama var diyenler çatlasın. Çünkü geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan. Türkiye'nin 2. yüzyılı asla ve asla
onların anlattığı gibi olmayacak. Türk'ünün, Türkiye'nin ikinci yüzyılında gençlerimiz kazanacak. İkinci yüzyılında insanlarımız, kadınlarımız kazanacak. Evlatlarımız kazanacak. İnsanlar ülkesini bırakıp da başka ülkede yaşama hayalleri kurmayacak. Neyi kuracak? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu yüce milletle birlikte Türkiye'de yaşamak için mücadele edecek. Hep birlikte başaracağız. Şimdi öyle bir algı cumhuriyeti kurdular ki yalan dolan bini bin para. Yani bakarsanız Türkiye'de yaşamıyorlar, başka bir ülkede yaşıyorlar. Efendim bir tanesi çıkar gözlerinden efendim ne fışıldıyor, ne şırıldıyordu, ışık, ışık saçan bir bakanmış, saça saça zam, yoksulluk saçıyor, başka bir şey yok. Bir de yalan dolar. E bakıyoruz diğer tarafa, hakkı hukuku savunması gereken, adaleti savunması gerekenler sadece yalan dolan algı siyaseti yapıyor. Türkiye'yi algıyla yönetmeye çalışıyorlar ama benim vatandaşım evine gittiği zaman buzdolabının kapısını açıyor. Gerçekler orada. Vatandaşımız ay sonu geldiği zaman kirayla karşı karşıya kalıyor. O da gerçek. Vatandaşımız ay sonu geldiği zaman kapı gibi faturalarla karşı karşıya kalıyor. Bu arada 30 ay geçti efendim müjdeleri vere vere ama şu anda baktığımız zaman bu ülkede artık faturalar, elektrikler, elektrik değil, artık bu ülkede faturalar çarpıyor. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bunun nedeni yok efendim Avrupa'da öyle böyle yalanı değil. Bir kere size şunu söyleyeyim. Çok büyük bir yalan var. Bakın Avrupa'daki açıklanan resmi veriler. Faturaların, enerji faturalarının artışı %38. Bizde kaç? %142.6. Biz Avrupa'da birinciyiz. Bizi kıskanan Avrupa'da. Ama efendim işte bu iyilikte, demokraside, hayat pahalılığında olmamasında değil, yoksullukta birinciyiz. Hayat pahalılığında birinciyiz. Enerji faturalarında birinciyiz. İşte onlar da bizi birinci yaptılar. Yoksa gerçekler onların anlattığı gibi değil. Sokağa çıktığımız zaman biz buraya ekonomi masası olarak da geldik. Bizi yolda durdurdular. Dediler ki, ya ödeyemiyoruz. Enerji faturalarımız, elektrik faturalarımız kirayı geçti. İşte önümüzdeki dönemde bu ucube sisteme dur diyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle insan hakkı olan enerjiye ulaşımı sağlayacak enerji politikalarıyla. Hakkın, hukukun, adaletin sağlandığı, insan haklarının en öne konduğu, hep birlikte rahat bir nefes aldığımız, liyakatlı kadrolarla oluşturduğumuz yeni bir programla yeni bir Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte ayağa kaldıracağız. Biz hazırız. Yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla hazırız. Bütün projelerimiz hazır. Sadece günü bekliyoruz. O gelen gün Allah'ın izniyle milletimizin demokrasiyle buluştuğu, taçlandırdığı ve insanların alım gücünün arttığı bir gün olacak ve hep birlikte bunu sonuçlandıracağız. Değerli arkadaşlar, ben öyle 60 dakika konuşacağım dedim ama biz asıl sizlerin konuşmasını istiyoruz. Bir ricamız var. Ricamız şudur. Tam bir birlik, tam bir beraberlik içinde olmamız lazım. Ve şu anda öyleyiz. Uşağı her yerde örnek olarak anlatıyoruz. Belediye başkanımızla, milletvekilimizle, yönetimlerimizle kemik gibi olmak zorundayız. Önümüzdeki seçimi de hep birlikte kazanmak zorundayız ve kazanacağız. Onun için buradaki birliğin beraberliğin esas olduğu, Türkiye'nin her noktasına güzelliklerin, huzurun, mutluluğun yayıldığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Daha çok uşağa geleceğiz. Daha çok birlikte olacağız. Benim sizden ricam, genel başkanımızın da bizlere olan talimatı, birlik, beraberlik ve iktidar. Ve hep birlikte kazanacağız.
varsınız. Burada atladığım kimler var bilemiyorum ama atladıysa da onların önünde atladıysam da saygıyla eğiliyorum. Tekrar birlikte olmak umuduyla ve önümüzdeki danışma kurulunu iktidarın milletvekilleriyle kutlamak umuduyla hepinizi saygılar içinde selamlıyorum. Arkadaşlar dışarı alacağız izninizle. Beyler biraz geriden çekersek. Öndeki yakışıklı arkadaş. Efendim kenara gel be. Saçları gülü lan. Hepsi biliyoruz bileceğiz yakındı. Görüşmüşler memleketin malları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.